Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf matematik dersinde 1. dönem 1. yazılıyla karşınızdayız. Buyurun bakalım. Evet, anlatarak çözeceğiz arkadaşlar. 1. sorumuz karşımızda 1 ve 2. 12 milyon. 12 milyon. Bitti. 130 bin. 130 bin. Noktayı koydum. 77. 077 sayısının 100 binler basamandaki sayı değeri ile 10 binler basamandaki sayı değerleri toplamı. 100 binler ve 10 binler basamandaki sayı değer. Yani yazan sayıları toplayacağız. 1, onlar yüzler, binler, 10 binler, 100 binler. Evet. Arkadaşlar bize diyor ki 100 binler basamağındaki arkadaşlar sayı değeri ile 10 binler basamağındaki sayı değerleri toplamı. Bir daha bakalım. 12 milyon 130 bin 77. Evet sayısının 100 binler basamı arkadaşlar. 100 binler basamağı 1. Sayı değeriyle onlar basamağındaki onlar basamağındaki 7 sayı değerinin toplamı direkt 8 edecek. Binler bölüğündeki bakın binler bölüğü burası. Basamak değerleri toplamı. Basamak değeri nedir arkadaşlar? Sayının oradaki kendisidir. Yani 101 bin. Direkt arkadaşlar 101 bin. Diğer sayıları almıyorsunuz. Sadece kendisi. Birler bölü dese 444. Milyonlar bölü dese 10 milyon. Tamam mı arkadaşlar? Çok basit yani. Üçüncü ve dördüncü soru. Yukarıda verilen sayı örtüsünün 7. terimi başlarken hangisidir? 5-60, 5-60, 5-60. Bu dördüncü. Beşinci de 23. Altıncı da 28. Yedinci de... 33 arkadaşlar. 7. sayıyı soruyor. 33. 1, 2, 3, 4. Evet. 5. de 23. 6. da 28. 7. de 33 sayısı. Örüntünün kaçıncı adımda 20 daire bulunur? 1. adımda 4. 2. adımda 6. 3. adımda 8. Evet arkadaşlar. Her bir adımda 2, 2 gidiyor. 3. adımda 3. adımda arkadaşlar 8 daireyiz. 4. adımda 10, 5. adımda 12, 6. adımda 14, 7. adımda 16, 8. adımda 18, 9. adımda 20 daire 9. adımda bulunacak diyoruz ve geçiyoruz. 5 ve 6. 5. soru ekranlarda toplama işleminin sonucu evet topladım 10 elde var 1. 11 elde var 1. Eee pardon, pardon, pardon. 10 elde var 1. Burası da 10 etti. 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 Elde yazmıyorum. Ne oldu? 100.000 oldu. Bunun sonucu 100.000'e bakıyorum. 3 5 0 olacak. 100.000 aynen B şıkkı bizim cevabımız olacak. çıkartma işlemi var. Çıkarma işleminin sonucu kaçtır? 3'ten 4 çıkmaz. 1'lik aldık. Burası 4 oldu. 13'ten 4 çıktı 9. 4 var çıkmaz buradan 1'lik aldık. Burası 0 oldu. 14'ten 6 çıktı 8. 0 var. 5 çıkmaz buradan 1'lik aldık. 10'dan 5 çıktı 5. Burası da 3'e düşmüştü. 3589 bizim A şıkkında cevabımız olacak diyoruz. Evet. Yukarıya dönelim. Sağdaki soruları çözelim. 7. soru. Yukarıda verilen çıkarma şimdi eksilen sayı kaçtır? Çıkan verilmiş, fark verilmiş. Eksilen verilmemişse ne yapacağız? Toplayacağız. 8664 ile 3589'u topluyorum. 3 elde var 1. 14 elde var 1. 15 elde var 1. 11, 12 elde var 1. 9, 3 daha 12. Evet. 12.253 bizim eksilen sayımızmış. Basit bir soru. Biliyorsanız arkadaşlar neyle neyi toplayacağınızı, ne verilmediğinde ne yapacağını biliyorsanız eksten verilmediyse toplayacağız. Diğerleri verilmediyse çıkartma. Bir çıkarma işleminde eksten çıkan ve farkın toplamı 1600 ise eksten sayı kaçtır? Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Eksilen çıkan ve fark. Arkadaşlar farkla çıkanın toplamı eksilen ediyor. E, eksilen Bakın çıkan farkı topladım. Bir daha ekseni topladım. Ne elde ederim ben? iki tane eksen elde ederim. Yani bu üçünün toplamı iki eksen yapar. İkiye bölersem bir tane ekseni bulurum. 1600'ü böldüm ikiye arkadaşlar. 800 olaraktan bir tane ekseni bulurum. Bu soru çok sorulur. Dördüncü sınıfta sorulmaya başlanır. Dördüncü sınıfları anlatırken biz bunun üzerine basa basa söylüyorduk. Üçünün toplamı iki tane eksen verir. Vedat Bey bankadan 12.500 TL kredi çekiyor. Eline geçince... Herde borçlarından 3235 TL'sini ödüyor. Kalan borcu ne kadardır? Evet. 12500'den 3235 TL'yi ödüyor. Buradan bir birlik aldım. Bu 10 oldu. Bu 9 oldu. Bu 4'e düştü. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 3 çıktı 6. 4'ten 2 çıktı 2. 2'den 3 çıkmaz. 12'den 3 çıktı arkadaşlar 9. 9265 TL borcu kaldı diyorum. 10. soru. Senin toplamayı şimdi aşağıdaki ürünlerle daha hızlı yapabiliyor. 87 ile 40 toplamış 123, 123 ile 5 toplamış 128. Yani 87 ile neyi toplamış arkadaşlar? 45'i toplamış diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Zihinden yaptığı için. Önce onluğu toplamış sonra birliği toplamış. 120, ee, 120 burada da yanlış toplamış zaten arkadaşlar. 87 ile 40'ı toplamış yani bu 83 olacakmış demek ki ya da burasını 87 diye varsayalım biz. Yani burada ayırdığı işlem bakmamız gereken soruda hata var. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. 40 ile daha sonra 5 toplamış. Demek ki 45'i toplamış çalışmış 87 ile. Ama soruda görünüşte 87 ile 40'ı toplarsak arkadaşlar 127 edecek. 127 ile 5'i toplarsak 132 edecek. Sorunun cevabına değil yapılış şekline bakalım. Biz bunu yapmaya çalışmış ama hata olduğunu söylüyorum. Hangisi yanlıştır? 2 ile çarpmak arkadaşlar. 210 doğru. 120 12 ile çarpmak arkadaşlar. Silerim 0'ı. 12 ile 12'yi çarparım. 144 0 eklerim. 1440 doğru. 45 ile 50'yi çarparım. 50 ile çarpmak ne demekti arkadaşlar? 100 ile çarp 2'ye böl. 4500 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 2200 olacak. 22.500 yanlış cevap bu. 12'yi çarpmak arkadaşlar. 230'da 23 ile 12'yi çarparsam 276 bir sıfır da aklarsam, 2760 doğru cevap. Yanlış olan burasıydı. 50 ile çarpmak 100 çarp 2'ye böl. Yönteminden çok kolay bulabiliyorduk. 1212'yi 12'ye böldüm. 1212'yi böldüm 12'ye. Evet bölme işlemini tam bilmeyen bizi dinlemeyen arkadaşlar burada yanlış yapar. Birin içinde 12 yok. 12'nin içinde 12 bir tane var. 12. Çıkardım 0 0. Bir tane indirme hakkım var. Bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman sıfır koydum. Bir tane daha indiriyorum. 12. Bölünüyor mu? Şimdi bölünüyor. Bir tane var. Cevap 101 olacak. A şıkkı. Bazıları bunu 11 olaraktan da bulabiliyor. Yanlış. Bir tane indirme hakkım var. İndirdim. Bölünmüyorsa 0'ı koyacaksın. Yandaki çarpma işleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Çok müthiş bir soru. 3 de burayı çarpmış. Burası verilmemiş. E 2 ile burayı çarpmış 606. O zaman 606'yı ben 2'ye bölersem verilmeyen sayı bulabilir miyim yukarıda diğer çarpanı? Evet. Verilmeyen sayı 303'müş. Demek ki burası 303. 2 ile 3, 6. 2 ile 0, 0. 2 ile 3, 6. O zaman ben 303 ile 123 çarpacağım. 303 ile 123'ü çarparsam çarpma işleminin sonucunu bulabilirim. Aşağıdaki basamaklardan birincisi sağdakinin yukarıdakile çarpımı. ikincisi ortadakinin yukarıdakile çarpımı. En alttaki de en soldakinin yukarıdaki de çarpımıdır. Buradan verilmeyeni çok rahat bulabilirsiniz. 3 kere 3, 9. 3 kere 0, 0. 3 kere 3, 9. 2 kere 3, 6. 2 kere 3, 0. 2 kere 3, 6. 1 kere 3, 3. 1 kere 0, 0. 1 kere 3, 3. Topladım. 9, 6, 12'nin ikisi elde var. 1, 7. Bu da ne oldu? 3. 37.269. B şıkkı. Bir manavda 14. soru. 1 kilogram elma 5 TL. 1 kilogram muz 7 TL. 1 kilogram kivi 8 TL olduğuna göre 3 kilogram elma bundan çarpı 3 15 TL. 2 kilogram kivi bundan çarpı 2 ne oldu? 16 TL. 1 kilogram muz bundan çarpı 1 7. Her şeyi yazdığımıza göre toplamak 16, 15 ve 7 topluyorum. 11, 7 daha 8 elde var 1. 38 TL ödeyecektir diyorum. Şimdi bakın. Burada yukarıdaki işlemler hangi işlemin zihinden yapılışıdır? 17 ile 20'yi çarpmış. Sonra 340'tan bir tane 17 çıkartmış. Sanki 20 tane 17 değil bir tane daha eksik 19 tane 17 istiyormuş gibi bir durum var değil mi? 20 ile çarpsa arkadaşlar 340 bir tane çıkartıyor 323 ne yaptı? 2 tane çıkartsa 17 ile 18'i çarpmış olacaktı. Tamam mı? 16. İşleminin sonucu kaçtır? Sıfırları silerim. Tık 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 tık. 60'ı böl 2'ye tak diye de 30 cevabını D bulursun. Çarpma bölmede sıfırları silin. Bölmede tabii gidiyor iki taraftan Çarpma Çarpmada çarpmadan önce silerseniz sonra eklerseniz sonucu değiştirmezsiniz. Çok rahat bir çarpma elde edersiniz. Bölme işleminde bölünen sayı kaçtır diyor arkadaşlar? Bölünen sayı. O zaman bölenle bölümü çarpacağım, kalanı ekleyeceğim. 23 ile 32 çarpıyorum. 3 kere 2, 2 kere 3, 6. 2 kere 2, 4. 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6. Topluyorum. 6, 3, 13'ün 3'ü elde var. 1, 7. 736. Bir de kalanı ekleyeceğim. Kalanı unutmayalım. 21, 7, 5, 7. 757 olaraktan bizim cevabımız çıkıyor. 18. soru. Bir bölme işleminde bölen 13, Bölüm 11. Bölünen sayı en çok kaç alabilir? Niye soruyor hocam? Bunlar belliyse bununla bunu çarpayım bulayım ben arkadaşlar. Hayır bir de kalan mevzusu var. En çok kaç olabilir dediğinde kalanı en büyük seçeceğim. Kalan ne olabilir? Bölen sayıdan bir küçük olur en fazla. Bölen sayıya eşit veyahut da bölen sayıdan büyük olamaz. Bölen sayı 13 ise kalan 12 olabilir en fazla. 13 ile 11'i çarpıyorum arkadaşlar. 3, 1, 3, 1 topladım. 3, 4, 1. 143 etti. 143'te şimdi kalan sayımız 12'yi topluyorum. 5, 5, 1. 155 olaraktan Denizli şıkkında karşıma çıkıyor. 19. sorudayım. Bir reklam firması 1860 tane reklamı dağıtmak üzere her grupta dört kişi olacak şekilde 5 grup kurmuş ve reklamları gruptaki kişilere eşit olacak şekilde paylaşılmıştır. Şimdi toplam kaç kişi var? 4 kişi olacak şekilde 5 grup. O zaman toplam 5 çarpı 4'ten 20 kişi var mı? O zaman 1860'ı 20'ye böleceğim. 1860'ı böleceğim 20'ye. Bunu silerim, bunu silerim. 186'yı 2'ye bölerim. Aynı sonuç. 18'de 2, 9 tane var. 18 çıktı 0, 0. 6 indi 3 tane var. 93 tane almıştır. 1 kişi deriz arkadaşlar. Okey. Evet bir üstü ifade sormuş. 5'in karesi. 5'in karesi ne demek arkadaşlar? 5'i kendisiyle çarp. 5 çarpı 5 demek. Ne olur bu? 25. 4'ün karesi 4 çarpı 4 demektir. Bu da 16'dır. 25'ten 16'yı çıkartırsam da 9 cevabını bulurum. Evet. 5. sınıf 1. dönem 1. matematik yazısının sonuna geldik. Açıklama kısmına 5. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin oynatma listesini bırakıyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videolara yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık.